Kötü çünkü buna koyayım. İyi olan şey niye kötü diyelim, kötüye kötü dersin. Abi 10 yılım var. Bunun mantığını çözmeye için 10 yılım var kardeşim. O başkasının beğendiği bir şeye kötü deme arzusu aşağılık kompleksidir. Çünkü karşı tarafın bir şeyi beğendiğini kabullenemezsin. Saygı duymayı bilmiyorsundur da. O böyle artık 25'li yaşlara, 20'li yaşlara ve kafanda çalışıyorsa 20'li yaşlarda falan onu idrak etmeye başlarsın. Ondan sonra dersin ki ulan bu çok kötü. Ama o beğeniyor. O zaman bu bana kötü demeyi öğrenirsin. Öyle öyle ilerler. Sonra bir bakmışsın büyümüşsün. Onu dersin lan ben büyümüşüm. Çünkü bunlar hep zevk meselesidir. Spesifik olarak bir şey kötü diyebilmek böyle bu tarz salak saçma şeylerde belirlenmez. Ha onun şeyi tabii onun karşılığı odur. İşte bence kötü oldu demeyi öğrenirsin ya da. O zaman da karşı taraf sana saygı duyar. Der ki aa bak onca kötü olmuş. Onun için kötüymüş. Gibi gibi ilerler o. Bizim ülkenin vatandaşının çoğunun yapamadığı bir şey. Kısmetse olur. Oyun oynuyoruz oğlum burada. Sakin olun biraz. Şimdi şunları da bir boyayalım. Bak avukat hanım bir yazı yazdı. Onu da oku. Şimdi ona da isyan edersin ama yarın öbür gün aklına gelir işte. Daha uğraşayım mı? Ah eski yayınlarım ha. Ah eski yayınlarımı özledim. Saatlerce bir tane çocuğun amına koyduğum günleri özledim. Benden nefret ediyorlardı nefret. Yayıncı olamayacaksın. Böyle böyle kaybedeceksin. Salyalar akıyordu amına koyayım. Böyle yapıyordum. Olamam. Ne olmuş? Olamayayım tamam falan diyordum. Götünden ter atıyordum. Hay Allah'ım çok gencin. Vallahi canını yaktım ya. Toksikliğimle. Oğlum siz unutuyorsunuz. Gizli toksik biri varsa burada o benim. Ben evrilmiş toksiyim. Ya 34 yaşına erişmiş bir toksiyim öyle düşün. Kapı biraz geride kalmış farkındayım. Mutasyona uğramış bir toksiyim aynen. Oğlum her insanın içinde toksiklik vardır. Bak inatla bunu mesela ölüme almıyorum. Neden? Çünkü böyle istiyorum. Sen bunun amacını çözebilir misin? Bunu yapmıyorum ki sen chatte delir diye. Sonra yazınca da toksik damgası vurup seni yok edeceğim.